etkili olabilir. Çok teşekkür ediyoruz Sevim Şahin değerlendirmeler için. Bu noktadan itibaren ALB menkul değerlere dönelim. ALB menkul değerler analisti Enver Erkan karşımızda. Gün sonunda dolar TL için nasıl bir görünüm var, nasıl bir değerlendirmeler olacak? Enver, hoş geldin yayınımıza. Şimdi yarından itibaren yurt dışı Paskalya tatiline giriyor. Dolayısıyla gözümüz biraz daha içerideki gelişmelerde olacak ama çok önemli bir veri de beklemiyoruz. Bir geri çekilme var dolar TL'de 2.13'lerden 2.12'lere, devamı gelir mi, ne dersin? Şimdi Burçak, gelişmekte olan ülke piyasalarında genel olarak iyimser bir eğilimin olduğunu görüyoruz. Çin'den açıklanan büyüme verilerinin ek teşvik beklentilerini arttırması, aynı zamanda dün akşam yarının yine ekonomiye destek vermeye devam edileceği mesajlarını vermesi, bugün de Ukrayna krizi konusunda Cenevre görüşmelerinin yapılıyor olması gelişmekte olan ülke para birimlerine destek oluyor. Bugün Amerika'daki işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed Endeksi beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen dolar TL'de dün test edilmiş olan 2.12.50 desteğinin bugünkü hareketlerle aşağı yönlü kırıldığını görüyoruz. Bu önemliydi. 2.13 seviyesi üzerine yukarı risk oluşturacağını belirtmiştik ve şu anki seyre baktığımızda dolar TL bu momentumla devam ederse aşağıda 2.11.70 seviyesini hedefleyebilir görünüyor. 2.11.70 seviyesinin aşağısında ise 2.10.70 seviyesi dolar TL'de hedef olabilecek durumda. Şu anda 2.12.50-2.13 bandının üzerinde tutunma gerekiyor. Dolar TL'de yeniden yukarı hareketlerin desteklenmesi için. Yarın önemli bir veri akışı yok. Yurt dışı piyasalar zaten Paskalya tatiline girecek. Bu nedenden dolayı Forex piyasalarında düşük işlem hacmi olması bekleniyor. İç dinamikler önemli olacak ve aynı zamanda Cenevre görüşmelerinden gelebilecek açıklamalar dolar TL paritesi üzerinde etkili olabilir gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ediyoruz Enver katıldığın için, değerlendirmelerin için. Gün sonunda küresel piyasalarda genel hava olumlu bir seyre işaret ediyor. Yarının gündem başlıklarına baktığımızda içeride ve dışarıda çok önemli bir veri yok. Yarından itibaren küresel piyasalar Paskalya tatiline giriyor. Amerika Birleşik Devletleri, Euro bölgesi ve İngiltere tatil olacak. Dolayısıyla iş dinamiklere bağlı hareketler ön plana çıkabilir. Hatta işlem hacmi düşük kalabilir. Yatay seyir görebiliriz piyasalarda. Evet, piyasaya bakışta gün sonundaki gelişmeleri değerlendirdik. Yarın yine karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyoruz. This room 7?